Ya biz buraya geldiğimizde takımın durumu çok iyi gözükmüyordu fakat şimdi milli takım arası var. Bunu iyi değerlendirip üst sıralar çıkmamız gerekiyor. Geçen sene bu takım Avrupa kupalarında oynadı. Maalesef şu an alt sıralarda ama iyi bir çalışmayla, iyi bir süreçle inşallah bir dahaki maçları galip getirip üst sıralara çıkmak istiyoruz tabii. Şimdi tabii Balkan bölgelerinde hep iyi futbolcular çıkıyordu. Zamanında da çok yetenekli futbolcular çıktı. Şu anki benim takımdaki 10 tane oyuncu 18 yaşında. Yani bizim hedefimiz, biz Müslüman takımımız burada. O çok önemli. Yani buradan hakikaten iyi oyuncular yetiştirip hem Türkiye pazarına hem Avrupa pazarına satmak istiyoruz. Dediğim gibi şu anki takımda 10 tane 18 yaşında oyuncu var. Bir futbol akademisini kurmayı düşünüyoruz. Yani daha çok oyuncu yetiştirip daha çok Avrupa pazarına, Türk pazarına pazarlamayı düşünüyoruz. İnşallah o hedefimize de zamanla uğraşacağımızı düşünüyorum ama tabii bunlar hepsi zaman içinde olacak şeyler. Biraz da skor endeksli futbol. Takım iyi gitmezse altyapıda da iyi işler olmaz. Dünya markası dediğim şöyle aslında. Buradan sürekli yurt dışına işte Avrupa'ya ve Türkiye futbolcu yetiştirip yollayabilirsek yani eskiden Ajax gibi kulüpler futbolcu yetiştirip futbolcu satıyorlardı. Biz de bu bölgeden inşallah futbolcu yetiştirip dünya markası dediğim genç oyuncu yetiştirme fabrikası gibi düşünmek lazım. Biz de inşallah bu süreçte bunu başaracağımızı düşünüyoruz. Ama tabii bunlar hepsi bir süreç. Çünkü genç yaşta başlaman lazım eğitime. Bir de burası da kolay değil. Burası biraz karışık. Desteğe ihtiyacımız var tabii. Biraz da tabii Müslüman takım olduğumuzda zaman zaman zorluklar da yaşayabiliyoruz. Ama biz o zorlukları da her şekilde açacağız inşallah.